Hi guys. Arkadaşlar selamünaleyküm. Roblox videolarımızda bugün Number Tycoon 2'de yoğun istek üzerine tekrar ve tekrar odun düpesi yapmaya çalışacağız. Kısaca anlatmak istiyorum. Çok talep var. Zaten yakın bir zamanda videolardaki yorumlara da geçeceğim. Çok canımı sıkan kardeşler var. Ergen bozuntuları var. Haliyle düşmanımız olacaktır. İllaki varlar. Sağ olsunlar. Bunları ifşa etmek istiyorum. Açıkça 36 yaşındaki bir insana nasıl konuşulup nasıl konuşulmayacağını, neler yazılıp neler yazılmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ve zaten bunlarla ilgili gerekli yasal işlemi de yapacağım. Yakın bir zamanda da zaten görüntülü video çekmeye başlayacağız. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni oyun planlarımız var kanalımızda. Bunları da ilerleyen günlerde zaten paylaşacağız. İnsanların artık birbirleriyle seviye olarak, kalite olarak, karakter olarak nasıl konuşması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar zaten benim takipçim olamaz. Benimle bu şekilde konuşan arkadaşlar. Bunlara zaten gereği yapılacaktır diyelim. Şöyle ki odun düpesine geçelim isterseniz. Az önce yapacaktık ama ben çıkıp kayıt almak istedim. Çünkü çok talep var. Bunu da değerlendirmek istedim. Şöyle ki dostlar, slotlarımı göstereceğim ben şimdi size. Biliyorsunuz son 2 slot 5 ve 6 sonradan eklenmişti. Bunlar boştu az önce arkadaşlar. Bakın 6'ya az önce bir kayıt yaptım. Bunu nasıl yaptım? Tunağan'la yapacağız dupeyi. Emre kardeşimiz de burada. Tunağan da burada. Biz Tunağan'la yapacağız. Tunağan'dan bana 80 lira atmasını istedim. Sadece 80. Ve param 100 lira oldu. Gittim bir tane arsa aldım dostlar. Arsayı aldıktan sonra geldim boş slotun üstüne, mesela slot 5'te no save yazıyor, buna B tuşuyla aynı anda tıkladım dostlar ve aldığım arsayı o slota kaydettim. Kaydettikten sonra da tekrar reload yaptım ve biliyorsunuz map içinde arsa kurma yerleri var, oralara geldiğinde görüntü, ben çıktım oradan, yükleme yapmadım, yani iptal ettim yüklemeyi. Ve şu an o slotun üstüne kayıt yapacağım. Yani boş slotu ben kayıtladım. Yine içinde hiçbir şey yok. Sadece bir tane arsa var. Ve o slotun üstüne yapacağız şimdi dupeyi. Öncelikle oyuna girdim tekrar. Ya da işte base'i kaldırdım. Şu an hiçbir loadım kuruk değil dostlar. Bunu da göstereyim, hatırlatalım. Arkadaşımızdan yine bir para isteyeceğiz. Bütün odun dupeleri, eşya dupeleri ve balta dupeleri bu şekilde oluyor. Ama tabi odunla işlem biraz daha farklı dostlar. Bunu da zaten göreceksiniz şimdi. Arkadaşlardan bir 80 lira isteyelim tekrar. Bize atsınlar 80 lirayı. Tekrar gidip hiç kayıt yapmadan, base kurmadan bir arsa alacağız. Dupeyi yapacağımız kişinin arsasının yakınına bir arsa almamız gerekiyor ki mesafe uzamasın. Emre atmış. Şuradan bir arsa alalım. Yes dostum, yes. Ver bir tane. Evet. Tunağan'ın arsası burada. Ben bu tarafa mı kursam? Evet, şuraya kurayım. Çünkü kapısı bu tarafa bakıyor. Evet, biraz internetimizde de sıkıntı var. Server'da da sıkıntı var. Evet. Bir tane aldım. Şimdi gidiyorum Tunağan'ın arsasına ve dupeleyeceğim odunları araca yükleyeceğim arkadaşlar.
işlem basit, pratik. Tabii onun yapması gerekiyor. Onun önce benim arsama getiriyor. Ben işlemi yaptıktan sonra tekrar götürüp onun arsasına bırakacağım. Ama tabii işlem sadece bu kadar olmayacak. Anlat anlata yapalım. Bakın hazırlamış arkadaş. Evet. Arkadaşların tabi haberi yok video çektiğimde. Şimdi dostlar hazırladığı odunları benim base'ime götürüyor ve odunların boyu benim base'imin içinde olmalı ki bu işlemi rahatlıkla yapabilelim. Şöyle ki tunağını ya da onun beni alması gerekiyor önce. Evet, Tuna'nın da sanırım gönye sorunu var. Hadi Tuna. Yani şu şekilde base'in tam içine çapraz olarak yanaşmalı. Hayır 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 ya, kaç. Tunağım da bilmiyor, şu an yaparak öğreneceğiz. Evet beni evet dostlar beni white listesine alması gerekiyor ki zaten almış. Bakın ağaçlara dokunamıyorum. Şimdi şöyle bir durum var burada. Ben hazırlamış olduğumuz kayıtsız boş slot'a, yani bir arsa kaydettiğim slot'a yine geliyorum dostlar. B tuşuyla aynı anda basıyorum. Override slot diyorum. Confirm diyorum ve buraya işlemi kaydediyor dostlar. Ve aracı alıyorum. Tunağını whitelist'ime ekliyorum. Ve ağacı tunağının base'ine götürmek durumundayım. Rupe işlemi. Süratle geçelim. Çok iyi. Şimdi burada Tunağın reload çekecek. O reload çekerken ben server'dan çıkacağım ve tekrar aynı server'a geri geleceğim dostlar. Tabi odunların onda kalması gerekiyor ve onun reload çekmesi gerekiyor. Evet şu an çekti sanırım. İkisi kayboldu. Çok iyi. Evet bakın çıktım dostlar. Tekrar tunağının olduğu server'a geçelim.
dupe işlemi bitti. Şimdi sonuçlarına bakacağız. Olup olmadığına bakacağız. Uzun zamandır açıkçası ben de yapmıyorum. Çok severek yaptığım işlerdi bunlar. Kendi buluşlarımız vardı. Kendi taktiklerimiz vardı. Çok hoş, enteresan işlerdi. Tabii öyle yorumluyorduk. Evet, bakalım Tuna'nın base'i kalkmış mı? Daha sanırım kalkmadı. Çok da lag var. Evet, daha yeni kalkıyor. Adamın base'i base değil ki. Bildiğin ızdırap. Evet, Tunan kursun base'ini. Bir bakalım. Biraz uzun sürecek onun işlemi. Dostlar, şöyle bir sistem var ya da şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tunan kardeşim de YouTube kanalı var. Henüz çok titizlikle yaptığı işleri çok severek, çok titizlikle yapıyor. 20 yaşında bir kardeşim, saygıyı hak ediyor. Lütfen, ben çok hassasım bu konuda. Yaşıtlarınız gibi davranmayın bazı arkadaşlara. Karakterini, kişiliğini bilmediğiniz insanlara çok samimiyetsizce, lakaytça davranmayın. Ben birçok oyuncularda görüyorum bunu. Yani lütfen, bizim sizden istediğimiz fazla bir şey yok. Takipçilerim, abonelerim için söylemiyorum. Hayranlarım için söylemiyorum. Bizleri destekleyen kardeşlerim için söylemiyorum. Ama verdiğim mesaj gayet de yerine gidiyor. Bu arkadaşlar lütfen biraz daha duyarlı olsun, dikkatli olsun. Çünkü yarın kendileri de gelecek aynı yaşlara. Saygı görmeyi isteyecekler. Çünkü biz hak ediyoruz dostlar. Evet, Tunağan base'ini kuruyor. Bir bakalım. Tabii biz şu an zorunluluktan reload çektik ama siz normalde hiçbir zaman base'inizi kaldırırken ağaçları araçların içinde bırakıp reload çekmeyin dostlar. Çünkü kurduğunuzda patlama yapabiliyor, kaybolabiliyor. Başınızı işler açabiliyor. O yüzden base kurulurken de araçların üstünde durmakta fayda var. Evet, bakın, dupelediğimiz araç burada. Ve bir de benim dupe işlemini yaptığım slota bir bakalım. Onda bir ışık var mı? Bir de bunu görelim. Load çekiyorum. Bakalım ne göreceğiz. Evet, çok güzel yaptığımız odunlar, bakın dostlar. Aynı boyutta, aynı şekilde dupelenmiş. Bununla istediğiniz kadar, bu işlemle dupe yapabiliyorsunuz. Gayet açık ve net anlatmışımdır diye umut ediyorum. Çünkü çok basit bir işlem. Çok güzel, çok pratik bir işlem. Gayet de sağlıklı bir işlem. Biz eşya dupelerini, tabi odun dupesi biraz daha farklı. Çünkü base'ine götürdüğünüzde reload çekmesi gerekiyor siz çıkmadan. O reload çekerken de sizin çıkmanız, geri gelmeniz gerekiyor. O yüzden dostlar, biraz dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Ama gördüğünüz gibi 10 numara bir dupe oldu. Bu ağaçlar eksikti zaten bende. Bu sebeple hem video almış, hem göstermiş, hem de dupelemiş olduk. Şimdi bunları dilediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Odun çoğaltmak isteyen kardeşlerim bu şekilde videoyu sıkı takip ederek çoğaltabilirler, çoğaltabileceklerdir. Tunağan kardeşime teşekkür ediyorum. Videoyu sonradan kesinlikle izleyecektir. Dediğim gibi çok duyarlı bir kardeşim. Her videomu sonuna kadar izliyor. Sağ olsun. Çok da destek, çok da yardımcı. Bu arada Sakarya'ya gidecekmiş. Kendisine hayırlı yolculuklar, hayırlı tatiller diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin.
Server'da olan kardeşlerime, olamayan kardeşlerime yorum yazıp da ismini hatırlayamadığım kardeşlerime selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar olsun dostlar. Hoşçakalın.